Merhabalar, Kaggle'la ARM programlama dersinin 10. videosu. Ben Emre Erbaş. Bu videoda bir önceki iki videodan anlattığım LED yakmayı butonla input alarak yakma haline dönüştürmeye çalışacağız. Yani board'un üzerinde mavi renkli gördüğünüz A0 bacağına bağlı olan butonu aktifleştirecek kodu yazacağız. 2-3 ders önce oluşturduğumuz dosyanın içerisinde bir açtığımızda bunları görüyoruz. Onları da ekleyeyim. Bunların içindeki object kısmında dahil ettiğimiz kütüphaneler bulunuyor. Bu kütüphanelerden bir tanesi bile eksik olsa compile ettiğinizde ulaşılamadı gibi hatalar alacaksınız. Ya da multiple defined gibi bir hata verecek. O yüzden projeyi oluştururken seçtiğiniz kütüphanelere çok dikkat edin ki tekrar eklemede çok sorun yaşarsınız. Ondan sonra MicroVision 5 Project bunu açacağız. Bu arada evet, size öğretmem gereken bir detay daha vardı. Neyse, şu an butonu anlatalım, ondan sonra onu anlatacağız. Şimdi bu sayfayı açtık yine. Burada yaptığımız en sonki işlemler neymiş? Init typelet ile GPIO konfigürasyonları için bir isim atamışız. Atadığımız isimle konfigürasyonları çekmişiz ve konfigürasyonların anahtar sözcükleriyle ne yapmak istediğimizi ifade etmişiz. Ondan sonra GPIO setbit, yani bir yapan komutla önce 12'yi, sonra 13, sonra 14'ü ve 15'i aktifleştirmişiz. Ondan sonra resetbit yapıp 14. LED'i söndürmüşüz. Şimdi şurayı bir silelim. Burayı sildikten sonra yapacağımız işlem şu. Burada ne yapılmış? D portu output olarak ayarlanmış. O zaman şimdi bir de A portunun 0. bacağına input olarak ayarlayacak konfigürasyonları yazmalıyız. A portunun bağlı olduğu clock hattını önce enable, yani aktif hale getirmemiz lazım ki A portuna clock sinyali gitsin. Clock sinyali gitmeyen hiçbir modül, clock sinyaline ihtiyaç duyan hiçbir modül çalışmaz. Burada zaten dünden açık bırakmıştık. D, GPIO D, AHB1 clock basına bağlı. GPIO A da AHB1 clock basına bağlı. O zaman main fonksiyondaki RCC AHB1 fonksiyonunu değiştirmemize gerek yok. Tek değiştireceğimiz şuradaki A olacak. O zaman şunu kopyalayalım. Şuraya A yaptım. Şu an yaptığım işlem hem D'ye hem A'ya AHB1 data, clock basından sinyal göndermek oldu. Bunların yeri de önemlidir. Bu nokta çok önemli. Hazır aklıma gelmişken hemen belirteyim. Tanımlayacağınız değişkenler herhangi bir yerde olamaz. Yani mesela ben buraya int A noktalı virgül dersem, evet, bu yapsak olmayacak. Zaten şu warning değişken tanımlandı ama hiç referans alınmadı, kullanılmadı. Zaten warning, önemsemeyiz. Ama error'a bakın. Declaration may not be appear after executable statement in block. Şu uyarı rüyalarıma bile giriyor yani. O kadar sürekli görüyoruz bu uyarıyı. Ne diyor? Öyle görünüyor ki execute edildikten sonra bloğun doğru çalışmayacağına diye bir ifade bulunuyor. Yani yaptığınız ifade execute edilemez gibi bir ifadesi var. Ama ben bu ifadeyi alıp main'in hemen üstüne koyarsam, yani çektiğim fonksiyonun direkt üstünde tanımlarsam ne olmuş oldu? Error vermedi. Sadece warning verdi. Warning'i de haklı olarak verdi. A'yı tanımladın ama kullanmadın diyor. O zaman buradan şu sonuca da varabiliriz. Init type def, init structure. Init structure da bir tür değişken.
GPIO init structure kelimesi structure'ın içerisindeki bir değişken. Dolayısıyla bunun da aşağıda tanımlanma gibi bir şansı yok. Yani mesela bunu buraya koyup compile ettiğimde aldığım error yine declaration may not appear executable statement in block diyor. O yüzden bu tür değişkenler her zaman yukarıda bulunmak zorunda. Tamam. Bu kısma kadar sorunumuz yok. O zaman bundan sonrası için de A0 bacağını input yapacak konfigürasyonları yazmaya başlayabiliriz. GPIO init typetest structure'ına bir isim atadık. Bunu D için kullandık. Bunu A için kullanamayız değil. Bunu A için de kullanabiliriz. Tüm GPIO konfigürasyonları GPIO init structure kelimesiyle çekebiliriz. Önemli olan tek fark GPIO int yaparken burada A'yı işaret etmek. Başlayalım. GPIO alt-tr init structure nokta GPIO mod. Şu an için kritik olan bilgi zaten bu. GPIO alt-tr mod in. Ondan sonra GPIO init structure artık kopyala yapıştır yapacağım. Umarım siz bu şekilde yapmazsınız. GPIO pin diyelim. Şunu da kullanmayı seviyorum. Noktayı koyunca neleri basabileceğimi gösteriyor. Pin seçtim. Burada da GPIO alt-tr pin. Mavi buton A0 bacağına bağlı demiştim. O zaman pin 0'ı aktifleştirmem şu an için yeterli. Yine yazabilirim yani. Ne olacak GPIO'ya? Nokta. GPIO O-Type. O-Type neydi bu? Open Drain ya da Push Pull olduğu seçeneği belirttiğimiz noktaydı. Üst tarafta Push Pull yapmışız. Buton içinde Open Drain çok yanlış bir tercihtir ama eğer eksternal kullanmak istemiyorsanız. Yani bu ne demek oluyor? Eksternal bir, yani dışarıdan bağladığınız bir dirençle butonu çalıştırmak istiyorsanız O-Type'ı Open Drain yapın. Açık bırakın. Açık aksın orası. Ama dışarıdan bir direnç takmadan butonu çalıştıracaksanız ki board'un üzerindeki buton o şekilde, o zaman O-Type kısmına GPIO alt-tr O-Type push-pull yazmalıyız. Bundan sonra yapacağımız ama yukarıda yapmadığımız bir işlem. Push-pull'un seçeneğini pull-up mı pull-down mı olduğunu belirteceğiz. Yine kopyala yapıştır alalım. Şuraya kadar sileyim. Nokta. Şu. Eşittir dedim. Yine GPIO alt-tr alt-tr pull up için pull down için down yazmanız anahtar sözcüğü karşılayacak. Şu an için ne yapmak istiyoruz? Pull down tercih edilebilir. Çünkü butona basmadığımız durum için sıfır bilgisini döndürmesi mantıksal olarak daha rahatlatır bizi. Bundan sonra yapacağımız işlem hızını belirlemek. Hızın da yine GPIO CP. Bu arada init structure structure'ın içerisinden çektiği için yanına koyduğunuz sözcük buradaki sözcüklere tekrar işaretlenebilir hale getirilmiş kütüphanede. Bu söylediğim cümleyi ben de anlayamadım. Şu şekilde ifade edeyim. Buraya nokta mod yazdık. Buraya da nokta mod yani şey GPIO mod, GPIO mod, GPIO pin, GPIO pin. Buradaki kullandığınız çeken sözcük, yani pointer gibi çalışan sözcük burada da aynen yanına yazılacak ve alt-tr'den sonra da belirtmek istediğimiz değer. Bundan sonra yine speed bilgisini verelim. GPIO alt-tr
kadar yaptığımız işlemler hayali bir init structure'ın modlarını belirlemekte. Bundan sonra bu hayali olarak oluşturduğumuz structure kümesindeki değerleri GPIO init fonksiyonuyla A portuna atamak zorundayız. Geçen derste de belirttiğim gibi bu yaptığımız konfigürasyonun en kritik noktası. Çünkü bu olmaksızın yaptığınız havada kalmış, işe yaramayan bir konfigürasyon ayarı oldu. GPIO'ya A, virgül, atama operatörü, adres operatörü mü? Atama operatörü mü? GPIO, adre, init, structure. Doğru mu yazdık? Doğru yazdık. Şöyle şurada bir command atıp buranın buton konfigürasyonu olduğunu belirtelim. Elim alışmış, her şeyi İngilizce yazıyorum burada. Umarım anlıyorsunuzdur. Bu da LED'in konfigürasyonu. Buraya kadar yaptığım işlemler konfigürasyondu. Ki zaten konfigürasyon ARM'da sizi en çok zorlayacak kısım. Çünkü tüm mekanizma burada işliyor. Bir sonraki videoda butondan aldığım inputla LED'i yakacak bir kodu yazacağız. Bu videoyu durduruyorum. Diğeri tam olarak devam niteliğinde. Diğer videoya hemen geçmenizi tavsiye ederim.